Merhabalar, ben Sıla. Bugün sizlerle bir kötü yorumları okuyorum, videosu çekiyorum. Geçen videomda şurada veya burada bulabilirsiniz o videoyu. Demiştim ki bir daha asla kötü yorum videosu çekmeyeceğim. Ve şu an buradayız ama. İstikrarlık seviyem gerçekten ektedir. Başka hiçbir anlamı yok bu videonun. Ama bence okurken eğleniyoruz. O videoda çok sevilmişti. O zaman size iyi izleyişler, bana da iyi kudurmalar galiba. Başlıyoruz efendim. Bu arada telefondan okuyacağım kötü yorumları çünkü kağıt harcamak istemedim bunlar için. Yaşımı çözemiyorum. 15 gibi duruyor. Bu doğru. Gerçekten 15 yaşında gibi duruyorum. Minyon olduğum için ve özellikle kısa boylu, zayıf olduğum için gerçekten de böyle hani küçük sanılıyorum ama 18 yaşındayım. Bu aslında şu anlık bir kötü yorum gibi görünebilir ama uzun vadede bakarsak 10 yıla kadar falan güzel bir yorum olacak. O yüzden bu yorumu beklemeler kısmına alıyorum. Bence çok da tatlı bir yorum ya. Yaşını çözemiyorum. 15 gibi duruyor. Çok masum değil mi? Bilmiyorum. Bana öyle geldi. Mr. Leno demiş ki, yeter artık. Kutu açılımından başka video yok. Sohbet videoları çeker misin artık? Bir de ünlem ünlem ünlem. Ya şimdi şöyle bir şey var. Burada kanalda 105 bin kişiyiz. 105 bin kişiyi aynı anda memnun edebilmek gerçekten çok zor bir şey. Ve hani bunu öylesine söylemiyorum. Gerçekten zor bir şey. Birimiz kutu açılımı çektiğinde mutlu olurken diğerimiz gerçekten hani böyle sohbet videolarına mutlu oluyor. Bazılarımız sadece kitap yorumu videosu çekmememi isterken, bazılarımız kitap yorumu videolarını izlerken çok sıkılıyor. O yüzden insanları tamamen memnun etmek imkansız bir şey. O yüzden ben bu kanalda Sıla Özkan yazdığına göre sadece kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Eğer kutu açılımı videosu çekeceksem onu kendim için yapıyorum. Başka bir video çekeceksem onu kendim için yapıyorum. Genel olarak insanları mutlu etmeye, insanları memnun etmeye değil kendimi memnun etmeye bakıyorum. Ve bu sıralar beni kutu açılımı videoları memnun ediyormuş ki onları çekmeye devam ediyorum. Bir zaman sohbet videoları beni mutlu eder, onları çekerim. Saçma sapan atarlanmışsın Mr. Leno ama yani bilmiyorum, o zaman şey yapabilirsin mesela, sohbet videoları çeken YouTuber'ları izleyebilirsin. Hani illaki beni izlemek zorunda değilsin. Muhtemelen seni kelepçeleyip benim kanalımı açmamışlardır önüne, bilmiyorum ama. Chiznat demiş ki, Batman o. Gerizekalı. Daha öncesinde Superman dedim Superman'e diye. Superman diyorum bu arada ama hani o videoda Superman dedim diye linç yemiştim. Joker'e Joker dedim diye linç yemiştim. Ama daha önce kimse bana Batman'in Batman olduğunu şey yapmamıştı, iddia etmemişti. Şaşkınım. Bir o kadar da garipsedim ama bir o kadar da utandım. Ya bilmiyorum, bir iki yıl sonra acaba bu videoyu izlediklerinde kendi adlarına utanırlar mı? Ben çok utanırdım ya, ne bileyim. Batman'in Batman olduğunu iddia etmişsin, düşünsene yani, ne lan? Durun, zaten aşağıda göreceksiniz, çok uzun bir yorumumuz var. Tomurcuk TV'yi bayağı kızdırmışız galiba. Ben bunu hatırlamıyorum, niye aldıysam. Destan yazmış kız. Neyse, okuyoruz. Birinci kitap biraz saçma ve aşağılamış olabilir ama 2-3'ü okursan anlarsın. Sizin gibiler var. Bir kitabı okumadan bırakmış salak, sen bir seri oku. Ondan sonra söyle çirkin veya güzel diye. Okumadan yorum yapmayın. Şimdi ben abonelikten çıkınca bir şey fark etmeyecek ama çıkacağım. Solucan'a da gelirsem. Lan bir cümleyi bitir lan. Nefes alamadım. Öncelikle bu kısmına cevap vereyim bir. Çünkü yorum çok uzun ve tek seferde okuyabileceğim bir yorum değil. Noktalama işareti de katiyen kullanmamış arkadaş. Hani birinci kitapta inci için noktalama kullanmış. Ama onun dışında hiç kullanmamış. Ben kanser olmadan bu kısma bir cevap vereyim öncelikle. Tomurcuk TV, muhtemelen sen de bir kadınsın. Senin hemcinsini aşağılayan bir kitap yazıldıysa eğer, birinci kitabı okuyup bunu eğer fark edebildiysen, ikinci veya üçüncü kitabı alman senin kaybına olur. Çünkü hani senin cinsini aşağılıyorlar. Ya onu bırak, gerçekten erkek olsan bile. Ya sonuçta bir insanı aşağılıyorlar ve sen bu projeye destek veriyorsun. Ben bunu anlayamıyorum gerçekten. Hani ortada seni aşağılayan, senin kişiliğine hakaret eden bir şey var ve sen diyorsun ki birinci kitap öyle olmuş olabilir, hiç sorun değil. Ama ikinci ve üçüncü kitabı okuyun diyorsun. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Ya gerçekten hani gerçekten güçlük çekiyorum ve yaşımın küçük olmasına veriyorum. Çünkü yaşın büyük olsa Tomurcuk TV diye kanal açmazdın herhalde. Ona veriyorum. Ama yine de üzüldüm senin adına. En son abonelikten çıkınca bir şey fark etmiyordu. Ama çıkacağım. Solucan'a gelirsem, Kıvanç ve Rehir çok iyi bir ikili. Sen ister beğen ister beğenme, bu benim fikrim. Siz ancak işte salak salak fıstıkçılık gibi kitapları okursunuz. Yok Green'in 50 tonu, onu okuyacağını, Solucan'ın bütünselliğini alıp öyle yorum yapsaydın. Sonucuna kötü diyen insan bence kitap okumamış falan herhalde. Kitap okumuyorum ben zaten. Ben hayatım boyunca hiç kitap okumadım. Solucan'ı bu yüzden
sevmemiş olabilirim, haklısın. Bir de fıstıkçılık kitaplarını Allah aşkına, bir de Solucan'ın bütünselliğini Allah aşkına ya, ne bu, polisiye kitabı falan mı? Birinci kitapta olan bir olay aslında üçüncü kitapta farklı çıkıyormuş, şey oluyormuş, Erdal Bakkal Tuzluk çıkıyormuş falan. Ne saçma sapan, neyse devam edelim. Tamam, kötü çocuğa bir şey demiyorum ama Solucan de Kıvanç ikide bir nehir aşağılıyor ama kız gitmiyor. Çünkü aşkımın peşinde, yok aşkımın peşimde ve siz de bunu işsizlik olarak gördünüz. Solucan güzel, çok güzel bir kitap. Ha, aynı yorumu bir daha kopyalayıp yapıştırmış. Ben işsizlik olarak görmemiştim bu arada Nehir'in aşkının peşinden koşmasını. Fakat eğer sen birisinden dayak yersen, birisi seni aşağılarsa, birisi senin şortlarını falan yakarsa ona gitmen senin gerizekalılık olur. İşsizlik değil, bayağı gerizekalılık olur. Bundan etkileniyorsun ve o karakterleri o kadar benimsiyorsun ki gelip burada onu savunuyorsun. Ben seni suçlamıyorum. Ben o kitabı yazan yazarı suçluyorum. Ben o kitabı sana okutturan aileyi suçluyorum. Yani ne denir ki? Senin yorumuna diyebileceğim hiçbir şey yok. Ailenin suçu olduğu için dalga da geçemiyorum bu yorumla. Duygu demiş ki, seni en başından Yeşil Duvar'ın önünde çektiğim videolardan beri takip ediyorum. Ben Yeşil Duvar'da video çektim. Tam burası biraz daha böyle turkuaz ama kamerada yeşil gibi duruyordur, doğru. Beni o zamanlardan beri takip ediyormuş. Ama artık reklamdan başka video yüklemiyorsun. Gerçekten yazık, sen de samimiyetini kaybettin. Öncelikle Duygu, bu kanalın 100 bin aboneye ulaşmış olduğunun farkındasın değil mi? 100 bin aboneye ulaşmış olmak ne demek biliyor musun? Büyük bir başarı demek. Özellikle de bir kitap kanalıysan. Ve ben bu başarının boşa gitmesini istemiyorum. Ben bu başarıyı kendim elde ettim. Sizin de yardımlarınız da evet. Ama 4 yıl boyunca her hafta bu kanala bir video atan insan bendim. Ve bu yüzden ben bu kanalın bayağı bir cefasını çektim diyebiliriz. Ben 10 kişi izlerken bile video atıyordum. Sen de diyorsun Yeşil Duvar'ın önünde video atıyordum. Ve o zamanlar bile her zaman bir şey başarmak istiyordum ve eğer birisi bir yayın evi bana kitap gönderdiyse, bir siteyle ben anlaşmalı bir şey yaptıysam ve benzeri bir şeyler olduysa, sponsorluk, reklam ve benzeri, bu benim başarımdır. Daha buna sevinmem gerekiyor. Çünkü bu ülkede bir kitap kanalı da reklam yapabiliyor mesela. Sadece gamerlar ve benzeri insanlar değil, bu bir başarıdır. Ayrıyeten şöyle bir şey var. Ben reklam dediğin şeylerin %90'ından para almıyorum. Hatta %95'inden para almıyorum. Yani bu da demek oluyor ki bana bir kutu yolluyorlar. Ben o kutunun videosunu istersem çekerim, istersem çekmem. O videoda istersem kutuyu gömerim, istersem çok beğendiğimi söylerim. Bu tamamen bana kalmış bir şey ve buna hiçbir şekilde kutuyu gönderen kişi karışmıyor, site karışmıyor. İstediğimi diyebilme hakkım var. O yüzden sadece ürün yerleştirme diyoruz bu videolara. Biz reklam değil, çünkü reklam dediğin şey sponsorluk ve parayla ilerleyen bir şey ama ben çoğunda para almıyorum dediğim gibi. Ben 1,5 yıl boyunca üniversiteye hazırlanmış bir öğrenci olarak söylüyorum. Kanalın boş kalmasını istemedim çünkü sorumluluk sahibi bir insanım ve sorumluluklarını da bilen bir insanım. Bu yüzden kanalımın boş kalması içime sinmedi. Bu yüzden de video çekmeye devam ettim ama içerik üretecek vaktim olmadığı için böyle kutu açılımı videoları çekmeye başladım. Ve daha sonrasında da kutu açılımı videoları hoşuma gitmeye başladı. Ve bundan dolayı mutsuz da değilim. Yani bence kutu açılımı videoları gayet eğlenceli ve kanalda çok izlenen videolar bunlar. O yüzden insanların da izleyebildiğini anlıyorsun. Hani şöyle de bir şey var demişsin ya, Yeşil Duvar'ın önünde video çekerken daha samimiydin diye. Ben o kişi olarak söylüyorum sana. O Yeşil Duvar'ın önünde video çektiğim zamanlarda ben kendim değildim. Kameraya bakmaktan bile utanıyordum. Kamerayla göz teması kurmaktan bile utanan bir insandım. Miyavlayarak konuşuyordum. Edit desen zaten hiç yok. Hani o kadar kötüydü ki o videolar. Ben o videolara dayanamayıp hepsini sildim. Düşün. Hani diyorsun ya sen artık samimiyetini kaybettin falan diye. O zamanlar ben samimi değildim ki. Olmadığım birisiymiş gibi davranıyordum. Kendi kişiliğime burası tabii ki çok bir şey kattı. Siz eğer çok fazla abone alırsanız, çok iyi yorum alırsanız, çok kötü yorum alırsanız veya ne bileyim insanlar sizi umursamaya başlarsa hayatınızda bir şeyler değişir. Karakteriniz de değişir. Ben buna asla bir şey demiyorum. Benim de değişti. Ama bu samimiyetini kaybetmek değil. Aksine bence çok daha samimi olduk bu durumda. Bir sonraki kişimiz de Melike. Ya Melike çok tatlısın ya. Of gerçekten. Ya seni çok seviyorum ama bilmiyorum yapmıyorsun demem. Biraz gıcıma gitti, kusura bakma ama demiş. Bir de öpücük işareti koymuş. Ya Melike, kötü yorum nasıl yapılır? Bunu çok iyi anlatabilmişsin. Hani ben hiçbir şey demiyorum. Sadece böyle alnıma bunu yapıştırarak yazacağım.
Öncelikle Melike çok çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Çok tatlısın gerçekten. Bilmiyorum yapmıyorum demek yerine bilmiyorum yapmıyorum demek mesela benim kendi konuşma şeklim ve eğer sen buna gıcık oldun diye ben bunu değiştirirsem sadece bu kanalda sen yoksun. Bir sürü insan bize şunu değiştir, şunu değiştir, şunu değiştir falan diyor karakterimle veya dış görünüşümle ilgili. Her birini değiştirseydim ortaya çıkan kişi ben olmazdım. Siz olurdunuz. Sizin ürününüz olurdu. O yüzden ben kendim olmak istiyorum. Eğer kamera karşısında kendim olmam hoşunuza gidiyorsa izlemeye devam edin. Dediğim gibi yine aynı şeye geliyoruz. Eğer hoşunuza gitmiyorsa abonelikten çıkabilirsiniz. Çok teşekkür ederim yorumun için Melike'cim. Gerçekten çok çok öpüyorum seni. Ama dediğim gibi bu benim. Hani ben olduğum için diyebileceğim şey yok. Kız olduğun için 100K oldun. Erkek olsan şimdiye 50 atmıştın. Birisi bu arkadaşa Berkcan Güven'in, Orkun Işıtman, Enes Batur'un ve benzeri bir sürü erkek YouTuber'ın şu an YouTube'un zirvesinde olduğunu ve YouTube'u konuşturduğunu söyleyebilir mi? Eğer şu an sizin izlediğiniz BookTube veya YouTube kanalları da böyle istikrarlı video atıyorsa onlar da yükselecekler. Kız olsun erkek olsun hiç fark etmez. Ben bu cinsiyetçiliği de anlayamıyorum. Her neyse. Üstelik ben bu kişiye yorumun cevabını verdim. Her hafta 2 video yüklüyorum. Bunu 4 yıldır yapıyorum. İstikrarlı bir şekilde çalışıyorum. Ve her şeyle uğraşıyorum. Kendim yapıyorum. O yüzden hani sonra birisi gelip de diyor ki 100K oldun çünkü kızsın falan gibi bir şey yazdım. Yorumuyla dalga geçtim bir nevi kendimce. Sonrasında neyse bu kişi özür diledi benden. Sonrasında bir tane hakaret etmek istemiyorum. İçimden bayağı bir hakaret ediyorum ama. Birisi çıkmış demiş ki bir tane çocuğa demiş ki sen niye özür diliyorsun ki sen haklısın. Bu kız olduğu için 100K oldu. Eğer bir erkek olsan ve birazcık büyüsen sen de anlarsın bunu. İşte özür dilemene gerek yok. Çünkü bunlar hormonal şeyler falan. Hastalıklı zihin yapısı. Net bir şekilde görebildim orada. Hastalıklı zihin yapısı. Kimse bunu tedaviye götürmüyor. Arkadaşlar bu insanların tedavi olması lazım. Farkında mısınız? Ben o kişiye seslenmiyorum. Çünkü hasta insan kendinin hasta olduğunu fark edemeyebilir. Ama ailesi ya kaç yıldır kim bilir yanınızda yaşıyor bu insan sizin. Hiç mi düşünmediniz psikolojik bir rahatsızlığı olabileceğini? Bu çocuğu yıllar sonra biz belki tecavüz haberlerinde göreceğiz. Belki bir kadının cinayetini işleyecek bu kişi. Bunun olmayacağının garantisini verebilir misiniz? Bu arkadaş da özür diledi. Tamam sıkıntı yok. Hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Ama öbür arkadaşın tedavi edilmesi şart. Şu kızı da ünlü yaptınız ya. Joker demeyi bilmiyor. Joker ne? Bir dakika. Joker. Bunun Türkçe okunuşu. Joker. Ama biz Türk asıllı bir karakter olmadığı için Joker, Joker diyoruz. Ve joke şaka demektir. Şakacı. Hani Joker o yüzden. Beni değil de seni ünlü yapsalardı daha D'yi dahi ayrı yazmayı bilmeyen bir insanın daha kötü olurdu herhalde. Türkiye'de gerçekten güzel şeyler oluyor. Bezbebek izleyip geliyorlar buraya. Sonra da diyorlar ki abi o Joker. Her videonun kapağında şu gıcık pozunu verme artık. Başka poz bul. Parantez hiç cool değil. İki tane de ifadesi. evet. Herhalde şundan bahsediyor. Falan yapıyorum ya videoda. Gülümseyerek poz veriyorum. Cool olsun diye değil ki. Yani kameranın karşısında sizi güler yüz karşılasın birisi diye. Ne poz vermemi bekliyorsun? Sigarayı alıyorum falan. Yanımda bira, sigara. Böyle poz veriyorum. Manyak mısınız lan siz? Bir sonraki yorumumuzsa videoları gerçekten berbat. Bu neyin egosu? Iy. Ben gerçekten egoist miyim ya? Bilmiyorum. O kadar çok bu yorum geliyor ki artık ben de şey yapmaya başladım. Lan egoist miyim diye düşünmeye başladım. Şimdi bir şey yapacağım. Bir dakika. Alo, Sulum. Merhaba. Nasıl bir resmiyet peki bu? Sana bir şey soracağım. Bayağı bir şey değiştirecek bir şey. Düzgün cevapla gerçekten düşündüğünü söyle. Yoksa döverim seni. Sence ben egoist miyim? Yerine göre biraz egoistsin ama haklı bir egodan bahsediyorum. Yani. Peki şey demiş birisi de o yüzden şu an seni arıyorum. Bu neyin egosu? İyi egoist falan demiş. Asla videoların iyi değil falan demiş. Ne düşünüyorsun? Bence videoların gayet iyi. Adam. Yani bu konuda biraz ego yapmak hakkın sonuçta kendi başardığın bir şey. Teşekkürler. Onun tanımına göre değişir tabii. Adamsın. Şimdi kapatıyorum. Tamam. Hoşçakal. Evet. Beni en iyi tanıyan insanlardan birisini aradım az önce. Ve
egoist olduğumu düşünüyor. Bugüne kadar daha önce böyle ben egoist değilim diye cırladığım herkesten büyük bir özür dilerim. Egoistmişim. Bir de zaten üstümde bile ben kalp kendim yazan bir tişört varken diyorum ki hani şunu savunacaktım. Egoist değilim ben falan. Olsun. Egoistmişim. Haklısın. Evet. Teşekkür ederiz bu şeyi tespiti yapabildiğin için. Ama videolarım bence de berbat değil. Ya videolarım berbatsa niye izliyorsun ve niye yorum yapıyorsun yani? Mantıken çok saçma. Bu video bu kadardı. Kötü yorumlara bu sefer çok da kanser olmadık. Ben sadece çiznota kanser oldum. Sonra bir de şeye kanser oldum. Şu kız olduğun için 100K oldun diyene. Melike çok tatlıydı bence. Gerçekten umarım abonelikten falan çıkmamıştır. Ve umarım yani hala devam eder videoları izlemeye. Ama Allah'tan bu sefer saçıma kötü diyen birisi olmamış. Demek ki saçım kendini iyileştirmiş. Bayağı iyileştirdi zaten. Gürleşti yani. Eski videolarımı izlerseniz anlarsınız. Niye bunun açıklamasını yaptım şu an bilmiyorum. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.